Sürü köpekleri konusu. Ülkemizde sürü koruma köpeği olarak yaygın olarak kullanılan yerli ırklarımız nedeniyle bize çok yabancı olmayan bir konu. Ancak sürü gütme konusu biraz daha farklı bir konu. Bu sunuyu ben bakanlığımızın çiftçilere bir bilgilendirme eğitimi için hazırlamıştım. Sanırım bir yıldan fazla bir zaman oluyor. Genelde bizim standartımıza göre biraz daha şey bulabilirsiniz. Yani pratiğe yönelik bulabilirsiniz. Ama ben zaten öyle olmasını istedim. Teoride boğulmamak adına. Hepinize hoş geldiniz diyorum tüm katılımcılara ve sunumuma başlamak istiyorum. Bu yıl da Kırıkkale Üniversitesi Köpek Eğitim Topluluğu olarak öğrencilerimiz tarafından özenle hazırlanan sunumları başarıyla gerçekleştirdik ve bu sanırım seminer serimizin son sunumu benim yapmakta olduğum. Önümüzdeki yıllarda da topluluğumuz imkanlar çerçevesinde konuları toplumun ihtiyaçlarına göre zenginleştirerek bu sunumunu, seminer sunumu serisini, seminer serisini sürdürecek. Ben çok sayıda sosyal medya ortamında paylaşılmasını arzu ediyorum. Gerek katılımcılara gerekse sosyal medyada bu işe ilgi gösterip merak edenlere faydası olacağına inanıyorum. Evet, sürü köpekleri ve sürü köpeklerinin eğitimi. Sürü köpekleri aslında sürü gütme köpekleri ve sürü koruma köpekleri olarak iki ayrı eğitimleri ve görevleri ayrı olduğu için böyle sınıflandırıyoruz. Sürü gütme köpekleri sürünün hareketini yöneten köpekler. Genellikle tabii sığır ve koyun sürülerinin hareketini yönetiyorlar. Sürü koruma köpekleri ise sürüyü saldırılara karşı koruyan köpekler. Öncelikle sürü koruma köpeklerinden bahsetmek istiyorum. Sürü koruma köpeklerinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Bu köpekler kesinlikle dar alanlarda tutulmamalıdır. Dar alanlarda tutulması uygun değildir. Yoksa kaçma eğilimi gösterirler. İnatçı ve kontrol altına alınamaz bir mizaç gösterirler. Eğer sınırlandırıldıklarını hissederlerse eğitim gerçekleşmez. Yani eğitim verilse bile komutları yerine getirmezler. Yine bu köpekler eğer dar arazilerde tutulursa komşular ile sorun yaşamak çok muhtemeldir. Bu köpeklerin havlama özelliklerinin çok fazla ön planda olduğu akılda tutulmalıdır. Ve aynı zamanda bu köpeklerin değerlerinin bir sürünün değeriyle eşdeğer olduğu da mutlaka düşünülmelidir. Tabii sürü koruma köpekleri seçilirken daha önce başarılı bir şekilde sürü koruması yapmış köpeklerin yavrularının tercih edilmesi çok önemli. Biz bunları dediğim gibi kendi yerli ırklarımızdan ün yapmış sürüleri korurken mücadelesinde ün yapmış hayvanların yavrularını ne kadar değerli olduğunu ve onları kullanmak daha tercih edildiğini biz günlük hayatımızda biliriz zaten. Bu hayvanlar yani bu köpekler gözcülük ettikleri sürünün bir üyesidirler. Oradaki sosyal hiyerarşide bir pozisyonları vardır. Erken yaşta koruyacakları sürüye bağlanmaları sağlanmaktadır. Burada küçük bir yavru köpeğin bir koçla temasını görüyorsunuz. Yavru kademeli olarak farklı alanlarda çalıştırılır. Daha büyük sahalarda, daha büyük sürülerle giderek çalıştırılarak alışması sağlanır. Köpeğin eğitim sürecinin tamamında tabii bütün eğitimlerde olduğu gibi yaptığı iş için övgü, sabır göstermek,
çalışma sıklıklarının yeterli olması ve güven pekiştirecek, adil sürü lideri tabii biz eğitimde biz olduğumuz için güven pekiştirecek adil davranışlar köpeğin eğitiminde bir bütün olarak uygulanmaktadır. Bu köpeklerin korunmakta oldukları süreye gelen saldırılara karşı onlara havlayarak ve saldırarak onu uzaklaştırmaya çalışır, savaşır ve dövüşür, ölümüne dövüşler yapar. Köpek eğitimiyle ilgili genel kuralları hepimiz az çok biliyoruz arkadaşlar. Bu sürü köpeklerin eğitiminde de aynı şeyler geçerli doğrusu. Şöyle erken yaşta başlanmalı eğitime ve her gün mutlaka düzenli olarak kısa süreli eğitimler verilmeli. Yavru öncelikle çalışma ortamı ses kokularla tanıştırılır. Köpekleri her zaman olduğu gibi hemen hemen aç iken çalıştırmak gerekir. Tok olmaması gerekir ya da. Boynunda sevk veya ve tasma, sevk kayışı ve tasma olması istenir. Yine istenen davranışlar teşvik edilir, ödüllendirilir. En iyi ödülün de övgü olduğu mutlaka unutulmamalıdır. Ama başlangıçta mamanın çok büyük avantajı olur tabii. İstenilen davranışlar ödüllendirilmeli. İstenmeyen davranışlar ödüllendirilmemelidir. Aynı zamanda istenmeyen davranışlar cezalandırılmamalıdır. Belki diğer köpeklerde de olduğu gibi görev köpeklerinde sürü köpekleri de doğru köpek seçimiyle sürü köpeği eğitimine aslında başlamamız uygun olur. Tabii bazı ırklar çok uzun mesafe yol almak için uygunken bazı ırklar dar alanlarda yükleme ve yönlendirme yapmak için uygundur. Köpeğin yapacağı işe uygun karakter özelliğinde olması gerekir. Yine yavru iken eğitime başlanma konusuna devamlı vurgu yapıyoruz. Sürü köpeği eğitimi de aslında diğer köpek eğitim, branş eğitimleri gibi sabır ister ve uzun zamana alır. Eğitim komutlarını biz diğer komutlardan, diğer eğitimlerde de ortak olarak kullanılan komutlar yanında farklı ek olarak öğrenmesi gereken komutlar vardır sürü köpeklerinde. Öğretmek istediğimiz komut köpeğin yapmasını istediğimiz hareketi özetleyen, genellikle tek kelimeden oluşan net ifadeler olarak bu komutları tanımlayabiliriz. Biliyoruz bunları. Otur, yat, bekle, gel, otur. Aslında gel komutu, gel, otur demektir. Yine bu köpeklerde dön, sağa ve sola, havla ve atla gibi komutların da mutlaka öğretilmesi gerekir. Hangi komutları nasıl öğreteceğimizi biraz biliyoruz. Gel otur komutu özellikle köpek beslenme zamanı açken çağrılarak geldiğinde ve oturduğunda mama ile ödüllendirilerek yaklaşık bu tabii 10 metrelik bir sevk kayışı ile çalışılarak sağlanabilir. Dön komutu sağa ve sola dönüşler için köpek önümüzde oturduğu zaman mamayla işte burun ucuna dayadığımız mamayla yönlendirerek aynı zamanda kelimeyi hareketle birlikte tekrar ederek dönüşü tamamladığında da ödüllendirerek gerçekleştirilir. Sağa ve sola komutları köpek oturmayı öğrendikten sonra öğrenilecek komutlardır. Bir sevk kayışı gerekir. Genellikle bir eğitim çubuğu kullanılabilir. Genellikle 2 metre uzaklıkta önümüzde duran oturmuş haldeki bir köpeğe eğitim kayışı sağ, çubuk sol elimizde tutulacak şekilde. Eğitim çubuğu sola doğru uzatılırken sağa doğru bir adım atılır ve arkaya komutu verilerek aslında kayış ile hafifçe çekilerek bir uyarı verilir. Sola da eğitim kayışı sol elimizdedir, çubuk sağ elimizdedir. Yani yönlendirme için kullanıyoruz çubuğu herhangi bir şekilde şey yapmak için. Yine eğitim kayışını da hafif çekme için kullanıyoruz. Çubuk yön göstermek amacıyla yani işaret etmek amacıyla çubuk kayışta hafif çekmek amacıyla kullanılıyor.
Çubuk sağa doğru uzatılırken onu gitmemesi gereken yöne doğru bir sınır koymak üzere sola doğru hafif kayış çekilerek sola komutu öğretilmeye çalışıyor. Burada bir video var. Bu videoyu ben linke şimdi tıklamıyorum. Şöyle yapacağım. Yeni paylaşım diye açtığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Tabii eğer o zaman şöyle yapacağım herhalde, pardon. Şöyle buradan çıkacağım. Değil mi? Şöyle yapacağım. Yeni baş şey. Evet. Pencerelerimi paylaşmak istiyorum ama bakıyorum. Başka bir pencerede bu. Evet, şu videoyu izletmek istiyorum sizlere. Bu bildiğimiz bir şey aslında arkadaşlar. Hi, my name is Tina Patel with the University of Dogland. This is Stash, a big 3-month-old Australian Shepherd boy. Avustralya çoban köpeği. Kaç aylık dedi? Pardon, kaçırdım. This is Stash, a big 3-month-old Australian Shepherd. 3 ay yaşlı. This segment is on how to rear a herding puppy. Let's begin with how important socializing a puppy is. Regardless of whether you want to take your dog into herding or not, it is. Tabii ne eğitim verirsek verelim bir sürü köpeğin de sosyalleştirmenin öneminden bahsediyor. Absolutely critical that every puppy is socialized extensively and properly. Socializing includes, especially for a herding puppy, exposing them to rural environments, exposing them to other dogs, children, people, different dogs. Arkadaşlar tabii bunları spontan çevirmek biraz zor benim için de. Fakat sosyalleştirme eğitiminde çocuklar, hayvanlar, çevre, bütün bu şeylerle karşılaştırması gerektiğini anlatıyor. Tabii her türlü karşılaşması muhtemelen her türlü şeyle karşılaşması sağlanmalıdır. But the biggest thing you need to focus on when rearing a herding puppy is socialization. So what we're going to demonstrate now is the three most important things you have to make sure your puppy knows before you start herding with him. The first is going to be to teach your dog to lie down. You want to make sure you take your food lure to the dog's nose in an L shape. Down and then across your dog. Tabii köpeğin yatması komutu çok önemli bir komut arkadaşlar. Dikkat ederseniz elimizde uzun bir sevk kayışı ya da kısa tutulan bir sevk kayışı varken mamayı burnuna dayadıktan sonra oturur haldeki köpeğin yere doğru indirip köpeğin çömelmesini bekleyip kendimize doğru mamayı çekince köpeğin yatmasını sağlamış oluyoruz. We'll lie down. It's important to make sure your dog is maintaining that position until you're releasing. Yine sizin talimatınızı beklemeden köpeğin bu pozisyonunu bozmaması gerekmektedir. Him and that he doesn't follow your cue, moving backwards and get up. Laszlo, okay, very good. Tabii bu başlangıç aşamasında bir yavru köpek eğitimi arkadaşlar. Çağırarak onun gelmesini ve dikkat ederseniz gelir gelmez övgü sözü, sevgi ve mamayı veriyor. Next, we're going to teach your dog to sit. Basically, take the food lure to your dog, raise it up over his head as soon. Mamayı başının üzerinde ne doğru yukarıya doğru kaldırdığımız zaman köpeğin geriye doğru başını kaldırarak oturmasını otomatik olarak sağlamış oluruz. As the butt touches the floor, reward him. Again, make sure as you step back, your dog is still maintaining that position, regardless of what exercise you're doing. And then when you're ready, release him. Laszlo, okay. Good. Evet, gördüğünüz gibi siz her pozisyonda iken yer değiştirmenize rağmen pozisyon değiştirmemesi istenir. Oh. And last, I'm going to show you how to call your dog in. Walk away from your dog. Your dog should be sitting. Yine bekle komutu verildikten sonra
köpekten uzaklaşıyoruz. Laszlo, come, good boy. Praise lavishly and reward. Very good, good boy. And that is just a little bit on how to raise a herding puppy. Evet, ben slide gösterime devam etmek istiyorum. Tabii şöyle. Şimdi sağ ve sol komutlarını öğretmeyi görelim arkadaşlar. Sağ ve sol komutları da aslında şurada dediğim gibi ben sayfada açmıştım onu. Burada şey yüzünden görünmüyor. Şöyle yapayım ben bunu tekrar. Linke tıklayayım arkadaşlar izninizle. Bunu önlü... Şu çubuğu şuraya alırsam bu işi halledebileceğim sanırım. Tamam, peki. Burada. Bu da sağ ve sol komutlarının öğrenilmesi arkadaşlar. Sağ ve sol komutlarının nasıl aktaracağımız. İzleyelim, yardımcı olun, anlatacağım ben. Fun trick, and that is the difference between left and right. Ready? Left, yes, left, yes, right, yes, right, yes, good girl. This is my 7-month-old puppy Beeline. My name is Kale. Welcome. Evet, 7 aylık bir köpek bu gördüğünüz gibi. Temel sosyalleşme ve itaat kuralları öğretildikten sonra sağ ve sol komutlarının öğretimine geçilmiş. Bu köpek biraz küçük olduğu için orta yani onun hizasına eğilerek, diz çökerek hareketleri yapıp çalıştırıyor eğiticisi. It's really important when we're training together that we work hard to enrich our dog's life. And one of the ways that we can do that is by trick training. Trick training is really fun because there's no consequence and it's trained with purely positive methods. It's a great way to build a bond and a relationship with your dog. So we're going to start off by step number one, we're teaching your dog to spin left or right. Now, I have a smaller dog, so I can do this from my knees. If you have a larger dog, you may consider standing up to try this. Tabii köpek ile oluşturulan bağ, oyun arkadaşı olmanın, sevgi göstermenin çok eğitimde büyük bir katkısı olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte ilk olarak da sağa ve sola yönlendirme ilk öğretilen şeyden sonra, branş diyebiliriz buna artık, temel eğitimden ve sosyalleştirmeden sonra öğretilen sağa ve sola komutlarını izleyeceğiz şimdi. So I have a few pieces of food in my hand and all I'm going to... Evet, elinde küçük bir parça mama var ve mamayı köpeğin burnuna dayıyor. Dediğim gibi daha önce de elini çok aşırı hızlı olmayan bir şekilde ve çok da yavaş olmayacak şekilde köpeğin burnunun ucundan ayırmayarak elini bir halka tarzında çevirerek aynı anda çevirdiği tarafın komutunu söylüyor, sağa ya da sola diye. Komut gerçek, köpek takip edip komutu tamamladığı zaman daireyi ödüllendiriyor övgülerle ve sevgiyle ve mamayla. Ayakta durur pozisyonda olması önemli, oturur pozisyonda olmaması lazım köpeğin. And I'm going to keep my hand level with her nose so that as I turn my hand, she's likely to follow it around in a circle rather than sitting. So I'm just going to start off by moving my hand really slowly. Tabii ilk önce bu hareketi yavaş yapmaya, sonra ise daha sonra hızla giderek tekrar tekrar ardışık yapmaya, hatta bazen şaşırtma yapıp ödüllendirmemeye, daha sonra
ardışık hızlı şekilde yapmasını sağlamayı. Bu şekilde adım 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 oyunu geliştirerek devam edecek. Yes, good girl. And I don't need to say any commands at this point because I'm assuming that she doesn't know what she's doing when you begin. Your puppy probably won't know what it means quite yet, so there's no point in saying a command. Yes, good girl. So as she finishes the turn, I'm going to say yes, good girl. Turu tamamladığı zaman ilk önce söylüyor. Tabii sonradan ikinci olarak kelimeyle özdeşleştirecek sağa ve sola diye. İlk önce sadece dönme hareketini sağa ve sola burnunun ucunda yönlendirilerek dönme hareketini öğreniyor. Sonra bunu sağa ve solla özdeşleştiriyor. And then I'm going to reward her. And you're just going to repeat this process until your dog starts to turn more easily each time you practice. Good girl. Yes. Now, once your dog can turn very easily with the food, you can start to put it on a command. Now, you can be as creative as you want with the commands, but one of the things that I think is really cute is teaching them a left and right. I also do a lot of agility training, and I find the left and right command very handy for when I'm on course with my dogs as well. So what I would do is make sure I know the difference between my lefts and rights, which is a challenge for me sometimes, and I'm going to get the food on the nose, tell her left, yes, and then turn her in that direction. Tamamen aynı hareketi kelimeyle bağlıyor burada ikinci öğrenme hareketi. Good girl. Left. Yes, good girl. Remember our good timing. I need to say the command followed 1 second later by the lure with the food. Ready? Left. Yeah. Tabii ilk 3 saniye ödüllendirmesi olayı komutu yerine getirdikten sonraki en hızlı ödüllendirmenin çok önemli olduğunu biz biliyoruz zaten. Yes, good girl. Left. I think somebody wants to go right. Good girl. Now I'm going to try right. Right. Yes. Good girl. Right. Eating. Right. Yes. Good girl. So she was wrong there. She guessed it went the opposite direction. No big deal. I actually love that she's trying to do something in order to get the reward. She's being creative. So I want to encourage those behaviors. I'm not going to get upset with her about it. Okay. One more time. I got one more treat. Right. Yes. Good girl. Very nice. It'll be. Now, as you're practicing, there are a few common mistakes that sometimes comes up. One of them is that often handlers try to move their hand too quickly, spin them around with the food too fast. And tabii burada yapılan bazı hatalar var arkadaşlar. Burada derken yani eğitimde yapılan bazı hatalar şunlar olabilir. Köpeğin çok aşırı hızlı döndürmesini beklemek ya da çok yavaş döndürmeye çalışmak ya da mamayı zamanında vermemek, ödül kelimesini zamanında söylememek, övgüyü. Sometimes the dogs lose focus really easily and then they aren't able to spin all the way around. So make sure when you're practicing and you first start, move your hand incredibly slow. Slow enough that your dog can easily follow the food around in a circle continuously. Tabii ilk önce dediğimiz gibi yavaştan başlayarak dönmesini sağlayacağız. Bu giderek hızlanması gerekiyor. And as they start to get better, you certainly can make your hand move faster and faster. The second thing that I often see is people often hold their hand a little bit too high, so they go to spin their dog. Evet, tabii çok yüksekte tutmamız köpeğin oturmasına ve dönmemesine neden olur. Mamayı ve elimizi köpeğin başının çok yukarısında tutmamız köpeğin oturmasına neden olur. Değil mi? And because the hand's too high, the dogs end up being stuck in a sit. Now, it's hard to spin your dog. I know it's difficult. Tam baş hizasında burun ucunda tutmak uygundur. When they're in a sitting position. So if I just lower my hand so it's at head level, good girl, and then I try to turn her, yes. Yes, good girl. I'm much less likely to get a sit. Hopefully you'll find that helpful. Now, I've just practiced a whole bunch with food hidden in my signal hand. So what I'm going to do now is I'm going to try a couple without any food in my signal hand. Now, I have food ready here to jackpot reward her, bonus reward her, if she's able to turn on my command and hand signal. Hey, Miss B, come here. Ready? Left? Yes, left. Yes, good girl. Ready? Right? Yes, right. Yes, right. Yes, good girl. Very nice. One more. Left? Yes, right. Burada ne kadar hızlı bir şekilde öğrendiğini. Bu tabii daha önce çalışmış. Now this process of training çalışılmış. May take you a few minutes. It may take you a few weeks. It may take you a few months. It really just depends. Tabii öğrenme hızı da köpekten köpeğe çalışma hızımıza göre değişiyor. On your dog's willingness to learn or how much shaping and training you've done with your dog previous to this point. So if things are going along well and you see that your dog's even starting to beat you to the punch a little bit, as you start to say left or right, your dog kind of already starts to go in that direction,
Your dog's probably telling you they are ready to learn this on a verbal command. So what I'm going to do this time is I have my food ready. I'm going to tell her left or right, but I'm not going to also encourage her with my hand. I'm just going to keep my hands quiet. And if she's able to do it just on my word alone, I'm going to really generously reward her. Ready, B? Evet, mamanın yanımızda hazır olması, cebimizde saklı olması ve yeterince miktarda verilmesi fazla az değil. Bunlar önemli biliyorsunuz. Yes. Good. Bakın bir süre sonra arkadaşlar sadece mama ile yönlendirmeksizin sağ ve sol kelimeleri ile bu eğitime devam ediliyor. Yani artık tamamen bu Pavlov'un köpeğinin yaptığı şeyi yapıyor aslında. İlk önce mama ile kelime ve elle yönlendirmeyle kelime özdeşleştiriyor. Sonra mama ve elle yönlendirme bırakılıyor. Kelimeyle bu devam ediliyor. Bu komut, kelime komutuyla bu eğitime devam ediliyor. Good girl. Left. Yes. Good left. She's so smart. Good girl. Right. Right. Yes. Good. Right. Right. Bakın ters yönde bir hareket yaptı köpek ve kesinlikle ödüllendirilmedi. Ödüllendirilmemeli dedik. Bu yanlışlığı yapmamalıyız. Yes, good girl. So she went left instead of right once there. Again, no big deal. I'm just going to reward her for the things she does correctly and just sort of ignore the things that she does incorrectly. No big deal. Good girl. Now. Evet, şimdi tekrar slide gösterimden devam etmek istiyorum. Az kaldı arkadaşlar. Çok hızlı devam edeyim. Şöyle. Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar köpeğin eğitimini tamamlamadan sürüyle kontrolümüz dışında yalnız kalmaması gerekir. Çünkü biliyorsunuz sürülerde de bulunan hayvanların sonuç itibariyle dengesiz davranışları söz konusu olabilir. Toz vurabilir, köpek yavrusunu kovalayabilirler, sıkıştırabilirler, özgüvene kazanmasına engel olabilirler. Baskı altına almadan, merakını ve oyunculuğunu baskılamadan oyunla eğitmek her zaman iyidir. Bazı sürü köpeği eğiticileri köpekleri eğitirken oynamamak gerektiğini bahsetmesine rağmen köpeğin kişiliklerinin gelişmesi, onları iyice tanımak, aradaki bağı güçlendirmek ve yaşadığı stresi işi yaparken azaltmak amacıyla iş dışında oyunlar oynamak faydalıdır. Her köpeğin kendine özgü bir kişiliği vardır. Bu köpekler, sürü köpekleri koyunlarla, ördeklerle, sığır, keçi, kaz ve hindi gibi tüm hayvanlarla çalışarak eğitilebilirler. Sürü köpeklerinin, sürü gütme köpeklerinin eğitimi ise şöyle, sığır ve koyun sürülerini gütmek için farklı zamanlarda, farklı şekillerde gerçekleşiyor bu eğitim arkadaşlar. Koyun sürülerinde en fazla 12 haftalık olmalıdır. En az 6 haftalık olmalıdır yavru. İlk olarak 1-1,5 dakika koyun ile birlikte zaman geçirmesi sağlanmalı. Koyun ile arasında yavru köpeğin bir bağ kurması sağlanır. Ve ilgi kurulduktan sonra koyunlar ile ilgi kurması yönünde daha çok cesaretlenir. Ama disiplinli çalışma 6 aydan sonra başlar. Tabii ki bütün eğitimlerde olduğu gibi özel eğitimler birkaç amaç dışında, özel asayiş gibi başarılı bir sosyalleştirme eğitimiyle mümkün oluyor. Yavru ne kadar sosyalse görevini o kadar rahat yerine getirebiliyor, o kadar iyi yapabiliyor. Komutlar sıraya uygun öğretilmeli. Sırasız öğretilmesi iyi bir eğitim almamasına neden oluyor. Önce koyunların bulunduğu ortamda değil, sonra koyunların bulunduğu ortamda yapılabiliyor. Sürü köpeği yetiştirmede en önemli nokta çoban ile köpek arasında kalıcı ve çok güçlü bir bağ oluşturmaktır. Eğitimini tamamlamış bir sürü gütme köpeği 500-2000 başlık bir sürüyü kontrol edebilir. Burada bir uzun sevk kayışlı köpeğin değişik az sayıdaki koyunla temasını görüyorsunuz. Eğiticinin elinde bir yönlendirici çubuk var ve koyunların başlangıç aşamasında az sayıda olması gerekiyor. Sürüyü getirirken ve götürürken pozisyon farklıdır arkadaşlar. Mesela sürüyü getiren köpek
çobanın olmadığı tarafta bulunur. Ve sürüyü çobana doğru çekme aslında işini yapar. Sürüyü sürerken yani götürürken ise çoban ile aynı tarafta bulunması gerekir köpeğin. Bu önemli bir ayrım. Burada yine başka bir şey var. Ben bu yeni bir paylaşım yapmak istiyorum. Bir saniye. Yine şöyle çıkmam uygun olur herhalde. Sonra da şunu kapayıp şuradan tekrar New Share deyip şu videoyu izlememiz uygun olur herhalde. Bu da bir... Puppies on sheep. We've got a litter of 10-week-old puppies and we're going to put them in a round yard and start them off on a few quiet sheep. Introducing the puppies as a litter, it just helps their confidence and they get more excited with each other. Tabii çok heyecanlı köpeklerdir bunlar. İlk önce küçük yaşta birkaç tane koyunla bir arada bulundurarak onları tanıması ve özgüven kazanması sağlanmaya çalışılıyor. Really good way to start them off. We need some dog quiet sheep, lambs preferably small. We need a dog proof, puppy proof yard. We also need a training. Gördüğünüz gibi bu eğitim çubuğu gerekli arkadaşlar. Köpekleri yani yavruları ve koyunları yönlendirmekte işe yarıyor. We use a rake so that we can create a corridor, a safe corridor for the sheep, so the sheep can come towards me and the puppies go around the back to the balance position. En doğru şekilde sürü güdebilmesi için sürünün arka tarafında durması uygun. Using the rake as a block, it's just got to be positive. Köpek koyunları da bir blok halinde tutmak önemli. The rake just comes in very gently. As you can see, they're all working, and what we need to do is develop the drive first, and then we start to control it. Now we're doing a little bit of yard work. It's just in a very basic form. The puppies start to bark when the sheep are on the fence, and we just pop them up on their back just to get them used to it. Mutlaka köpeklerin yavruyken koyunlarla bu şekilde içli dışlı ve onların üstüne atlayacak şekilde eğitilmeleri, alıştırılmaları gerekiyor. Evet. Tekrar slide gösterimden devam etmek istiyorum. Burada da karşılaşabilecek sorunlar şunlar. Eğer bir sorunla karşılaşıyorsak arkadaşlar, bu bizim sorumluluğumuzdur. Köpeğin bir itaatsiz olması pek mümkün değildir. Ne istediğimizi tam olarak anlatamıyoruzdur ya da aramızda yeterince sağlıklı bir güven bağı oluşmamıştır. Köpek koyunların etrafında bir süre koştuktan sonra başka bir şey yapmak için yürüyüp kaçarsa bu problem olur. Yorgun ve sıkılmış olduğunu gösteriyor bu da. Çalışmaya ara vermek fayda sağlar. Sürüye doğru koşup sürüyü bölüyorsa bu da doğru aslında bir içgüdüsü olduğunu gösteriyor ama doğru eğitilmediğine yine işaret ediyor. Koyunları kovalayıp bir köşeye sıkıştırıp yere uzanıp gözünü üzerine dikiyorsa bu da avlanma içgüdüsüne sahip olduğunu tabii ki ama güveninin eksik olduğunu gösteriyor. Ne yapması gerektiğini tam olarak biz yine öğretememiş oluyoruz. Gözlerine odaklamasını sürüyü görmezden gelip kaçmaya çalışıyorsa da gerçekten ciddi bir güven problemi olduğuna ya da yeterince güçlü olmadığını
düşünürüz. Koyunların etrafında dönüp onu bize doğru getiriyorsa ya da çobana doğru getiriyorsa aslında biz istediğimiz zaman yapıldığı zaman problem olmayan ama istemediğimiz zaman sorun olan bir davranışı bu da eğitebileceğimizi gösteriyor. Yine bizden kaynaklanıyor bu problemler. Sığır sürüleri ise ayağının arkasını, arka ayaklarını ısırarak ve bu şekilde iğneleyerek onlardan tekme yemeksizin yere eğilerek bu işi yürütmeye çalışır köpekler. Bu işi yapabilmesi için alçak ve düz kafa taslı kulaklarının arası düz olan köpekler tercih edilir. Ve güçlü kesici dişlere sahip köpekler olması beklenir. Bu daha tehlikeli sığır sürüleri çünkü köpeklere tekme atabilmektedir. 8 haftalık yavrular genellikle yaşlı ve tecrübeli köpeklerle çalıştırarak eğitilirler. Biz yardımcı olabiliriz. Şok tasmaları ile çalışma mümkün ama çok tehlikeli olabileceği için deri tasma kullanılmalı. Tabii ki itaat komutları öncelikle verilmeli. Öncelikle küçük bir iki inekle sevk kayışıyla çalışmaya başlamalı. Sonra bir avludan diğerine doğru yönlendirilir. İneklerin, köpeklerin onu takip etmesine izin verilir. Öğrenmesi kısa sürecektir. İneklere doğru hareket etmiyorsa uzun bir çubukla inekleri alan etrafında sürerek onun takip etmesi sağlanır. Çok atak olmaları beklenir. Yavruları ineklerin tehdit etmesine izin vermemek gerekir. Heyecanlı bir sesle yakala falan gibi böyle hafifçe dokunarak iterek şey yapmak gerekir, teşvik etmek gerekir. Yavrudan ısırık alması gerekir. İneklere arkadan yaklaşması mutlaka öğrenmelidir. Kuyruğunu ısırma eğilimi varsa bu azaltmalıdır. Çalışma sırasında yavrunun havlaması ve cesaretlendirilmemeli. Köpek üzerine tam bir otorite ve hakimiyetimiz bulunmalı. Son olarak da arkadaşlar bu videolarımız var. Some dogs here to work cattle and I'm not even sure what types of dogs they are, so I'm going to turn it over to Roy. What got you in the business and what type of dog are you training? Okay, John. This dog here and this dog here, border collie dogs. This dog here is Kelpie dog. Border collie'ler tabii çok tercih ediliyor. What got us in the business was the necessity. Run cattle needed a way to handle them more effectively. You talked a little bit about your signals in taking a dog at a certain age. Can you just kind of run me through the scenario? If I wanted to buy a dog, what would I look for? What year do I start working him? Yani bir sürü gütme, sığır sürüsü gütme köpeği alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? And the best way to start training. Well, John, you start training them as soon as you get them, socializing, hauling them around, getting them used to things you want him used to. Lots of stimulus in the world and he needs to learn how to handle. Şeye gidiyorum arkadaşlar, İngilizce şeyin aksanını farklılığını. On stock, if you want to start him early, you can start him on sheep or goats and start him 6 months on. Tabii işte aynı şeylerden söz ediyor. Sosyalleştirme eğitiminin olup olmadığından, işte hangi ayda olduğundan, koyun sürüsü için mi kullanacağız yoksa sığır sürüsü için mi? Bunlara dikkat etmemiz gerektiğinden bahsediyor. I like to wait until he's about a year old. Start him on cattle. And so I've got a dog now here who's I've started some kind of training. You made a comment about working yearlings or cows. How do you want to start these dogs out? I like to start them out on something that is educated by a dog that's not real rough or wild. The quieter, the better. And then as he gets more efficient and more confident in his work, we'll build it up to finally cows and calves. Okay. The thing that I found interesting was the watching your demonstration was the work between these yearlings and the dogs themselves. Can you tell me a little bit about those interactions? Lots of communication going on. It's all it comes down to really is the predator-prey relationship and the way them two communicate together. Tabii yani hayvanlar arasında iletişim ve çobanla köpek arasındaki iletişim çok sayıda bu işin yönü olduğunu, vahşi hayvan tam olarak vahşi olmadığını söylerler ama
şeylerin, köpeklerin bunu da şey yapabileceğini, bu işi bu şekilde yönetebileceğini ancak bu köpekle. How many commands do you have? 4 or 5? You can have lots of commands. Basically, you have one for each direction. You have a stop, and of course, a call off, which makes him come back to you. But you can put a lot more commands on. But if you want to keep it basic, 5 or 6, yes. Okay. And when you see this dog start to work, and you've got a, in this case, a yearling turned around, and the dog instantly reacts. Talk a little bit more about that reaction. John, I want a dog that's pretty aggressive, but he's got to learn to control himself. Yani tabii bu köpeklerin daha agresif olması bekleniyor ama köpeğin üstünde de yeterince hakimiyet kurabilmek lazım. Aynı anda bu ikisi bekleniyor. I like a dog with a good strong bite, but he can't molest cattle. Yani ısırmasının da güçlü olması lazım. Isırma içgüdüsü olması lazım ama tabii ki ısırıp da koparmaması lazım. So as soon as that confrontation hits and that dog bites him, I want that dog to back off and give that cow, yearling, anything, time to turn around and move away from it then. Okay. I was amazed at how quickly they handled these cattle. And for any cattleman out there watching this, what would you say? Not necessarily to sell a dog, but what would you tell them about the use of dogs in your operation? The use of dogs is going to save you a lot of trouble. You can handle your cattle by yourself whenever you need to. You don't need any help. And tabii birçok sorunla karşılaşılabilir. Kendi başınıza da sırları güderken birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Kendi başınıza da güdebilirsiniz ama köpeklerin yardımından bahsediyor. When looking for a dog, look for a good strong dog that can control cattle. Eğer bir köpekten yardım alacaksanız güçlü bir köpek, sırlar üstünde etkili bir köpek olması gerekir. There's lots of quality dogs out there. Not all of them handle cattle the way their cattle need to be handled. So go to someone that sells specifically cattle dogs. Cattle working dogs. Could be border collies, it could be kelpies, it could be blue heelers, it could be Australian shepherds or hanging tree cow dogs. But make sure them dogs are the quality that's going to do your job. And for a family that has children, these probably don't make great family pets, are they? Fantastic family pets. Okay. This is the way you raise them up. Okay. Yep. Well, that's great. I'm here with Roy Cox today at the... Evet, bundan sonrası çok şey değil arkadaşlar. Şimdi... sanırım bundan sonraki slide'da da şey var, video var, emin değilim. Ama şey, tabii ki çok iyi, ailede yetiştikleri için çok iyi sürü köpekleri bunlar. Çok iyi aile pet hayvanlar aslında, değil mi? Bir saniye. This is John Buckner with Farm Journal Media. I'm here with sanırım Roy Cox. Aynı şeye tıkladım değil mi arkadaşlar? Şunu şuna tıklamam gerekirdi sanırım. Yine burada da şunu göstermek istiyorum. Sürü güderken Good afternoon. My name is Tyler Van. Çalıştırılırken ses geliyor mu? Görüntü ve ses. Hocam geliyor. Problem yok. They're basically our employees, our friends and our family. They help do some of the simple jobs you've seen us do today, including some more complicated jobs that require 2 or 3 dogs at one time. We just like to come up here. Oldukça karmaşık ve zor bir iş. 3 tane köpek kullanıyoruz görüntüde. Public. Bir defa da let them be aware of some other things that we can do with dogs and animals and köpekleri ve hayvanları beraber bir alana bırakıyorlar. Border collies are purebred border collies. Border colliler tabii yaygın kullanılıyor. Bakın ısırıyor ama kaçıyor.
We like to say they're probably more of a endurance type animal, durability type animal. Some of the older dogs you've seen here, we like to call that their training never actually stops. Some were 5, 6. The oldest one here is 8 years old. And the good ones just continue to learn. So it can be a lifetime of training as they get better. They just have the sheer will to want to. Tabii gerçekten yaşam boyu bir eğitim devam ediyor. Çünkü devamlı sürü değişiyor. Belki şey değişiyor. Köpeğin de konsantrasyonu sağlanması lazım. Burada bir örnek sadece gösteriliyor. Normalde çok sayıda köpekle yapılan bu işe bir örnek gösteriliyor. To move something that doesn't want to move worse than they do. Coupled with that is the prey and predator type scenario, or wild type scenario. Prey have a tendency to move away from predators. A 40-pound predator versus a 1,200-pound prey. So we're using that to our favor. Yani tabii şöyle devam edeyim arkadaşlar slide gösterimden. Sürü koruma köpekleri geniş ve büyük arazide farklı hayvan sürülerinin 24 saat korunmasıyla korunmasından sorumludur. Bunlar tehlike kararını kendileri verebilirler. Saldırı için komut almaları gerekmez. Sadece yırtıcılara karşı değil, diğer karadan ve havadan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı sürüyü korumak görevini üstlenmişlerdir. Avlanma içgüdülerinden ziyade koruma içgüdüleri gelişmiştir. Bu web sitesini size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yine şey yapayım, açayım ve şöyle paylaşayım. Şu siteyi çok detaylı bilgiler bulabileceğiniz bir site olarak sizinle paylaşmak istedim. Devam etmek istiyorum yine. En iyi sürü koruma köpeği ırklarından bazıları başlığı altında birçok yabancı web sitesinde bizim Akbaş Kangal yine Anadolu çoban köpeği gibi ırklarımız var. Kafkasya çoban köpeği gibi ırklar var. Bunlar dünyanın en iyi çoban köpekleri, köpek koruma ya da sürü koruma köpek ırkları falan diye yazarsanız bunların başında bizim ırklarımız geldiğini görürsünüz. Yine burada da şöyle bir web sitesini göstermek istedim size. Bakın. Burada nelere dikkat edilmesi gerekiyor ve sürü koruma köpeklerinden bizim Kangal bir numaralı ırk. Bunu paylaşmak istedim mutlaka. Başka söyleyeceğimiz kaynaklarım internet ağırlıklı bu defa arkadaşlar. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bu seminer programını tamamlamaktan mutluyum arkadaşlar. Katılacağınız konuşmak istediğiniz şeyler varsa konuşalım. Sanırım ekleyeceğiniz şeyler olabileceğini ümit ediyorum ben belki. Keti görebiliyor musunuz hocam? Evet. Kangallarla gurur duyduk. Çok teşekkür ederiz demiş Büşra. Sadece kangallar değil tabii. Gerçekten bu konuda biz aslında sürü koruma köpekleri ırkları konusunda çok iyi ırklarımız var. Ancak tabii biz bunları değerlendirebiliyor muyuz yoksa dünyada bunlar bizden daha fazla mı üretiliyor? Bunlar hep soru işareti. Ama şu konulara da dikkat etmek isteriz. İyi bağlar oluşturan şey köpekler oldukları için bunları biz ne için düşünmüştük? İnsanlar arasında işte koruma ve bağlılıkları yüksek olduğu için bir aile
ortamı gibi düşündüğünüz için terapi ve hayvan destekli aktivitelerde kullanabileceğimizi düşündük değil mi arkadaşlar? Burada çalışmak isteyen arkadaşlara bir şey olabilir. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum katılan arkadaşlarıma. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Gelecek yılın seminer programında da ek olarak dediğim gibi devam ederiz yeni konularla. Sen de bir şeyler söyleyecek misin İrem'ciğim? Nasıl bitirelim? Yani bütün sunumlarımızın sonuna geldik. Yani benim tahmin ettiğimden daha akıcıydı. Yani sunumların gidişatı. Problemler yaşamadık. O konuda çok mutluyuz. Yani bu zamana kadar katılan, yalnız bırakmayın en azından sunan kişileri, burada yalnızım gibi hissettirmeyen, teşekkür eden, soru soran herkese çok teşekkür ederim. Kendi adıma ve sunanlar adına. Artık evet. Sonuna geldik hocam. Bu kadardı benim söyleyeceklerim. Evet, ben de herkese senin gibi ve başta sana, bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aktivitelerimizin devam etmesini ümit ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. Çok sevgiler arkadaşlar, iyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar, hoşça kalın arkadaşlar, sevgiler.